Herkes kalleş. Sözümü tutmaya geldim. Buyur. İstemezsen dışarıda da konuşabiliriz. Dinliyorum. Bir gün telsizden bir ihbar aldım. Bir sokak çocuğu bir vatandaşı bıçaklamıştı. Olay yerine geldiğimde bir kız ambulansa bindiriliyordu. Sokak çocuğu gözaltına alınmıştı. Yakup. Sonra hastaneye senin ifadeni almaya geldim. Ama ben geldiğimde siz kaçıyordunuz. Kimliksiz olduğunuzu öğrendim. Sokak çocuğu olduğunuzu anlamam da çok uzun sürmedi. Bir köksüz sokak çocuğuyum ben. Sana hayatım en önemli sırlarımdan diyordum. Ama sen meğer çoktan biliyormuşsun. Çok salakmışım. Ben şöyle değil. Öyle değil. Devam eder misin? Bir gün Mercan'la Zıpkın konuşurken bir şeyler duydum. Çatal peşinizdeymiş. Ondan kaçıyor musunuz? Sonra düşündüm ki aranıza sızarsam sizi... Seni koruyabilirim. Sonunda da çatalı enselerim diye düşündüm. Bileşe. Bak ben bu mesleğe adım attığımdan beri o şerefsizin peşindeyim. Tek amacım o çocukları onun elinden kurtarmak. Tıpkı senin gibi.
Yakup'u da bu yüzden mi aramıza yolladın? Hem sana göz kulak olacaktı. Hem de onu çataldan kurtarmış olacaktı. Yakup'un bir ailesi yoktu. Onu seven bir ailesi olacaktı, oldu da. Ayşe. Kurban olayım, affet beni. Bana polis mi deseydin? Ben yine seni severdim ki. Severdim deme. Gömmüş gibi konuşma. Var var. Ben seni ilk gördüğümde kulaklarımı uğurladı biliyor musun? Böyle güneş açtı. Hatta zaman yavaşladı da. Sabit abimle zaman yavaşlar yavaşlamaz kavgasını bile yaptık. O yavaşlayan zamanın içinde sadece sen ve ben vardık. Endişe yoktu. Kalleşlik yoktu. Yanlış olan hiçbir şey yoktu. Sadece sen ve ben. Keşke burada kalsak dedim. Tam o anda. Ben senin dünyada sadece ikimiz varmış gibi sevdim. Sen beni bu dünyada yalnız bıraktın. Bırakmadım. Bırakmadım, buradayım. Değilsin. Değilsin. Ben senin dünyanda ufacık bir parçaymışım. Ve sen de beni kaldırıp çöp attın. Şimdi ben sözümü tuttum, seni dinledim, sen de beni dinledin. Artık söyleyeceklerimiz bittiyse. Gül Ayşe. Gideceğim. Gideceğim. Benim karşıma çıkma. Çatalı yakalamak için abimlerle iş mi çeviriyorsun? Belki. Ama bunu benden uzakta yap. Gül Ayşe. Benim dünyama girme.
Barbar komiser. Gerçekten istedin bu mu? Seni mutlu edecek. Yüzünü güldürecek olan şey bu mu? Harbi mi? Harbi diyemedin. Ayşe. Seni mutlu edecek şeyin bu olduğunu bilsem yanına yaklaşmam ama bu değil, biliyorum. Bu gözyaşlarının sebebi benim. Onları sileceğim. Sen kendini çöpe girmiş gibi mi hissettin? Ben de gireceğim o çöpe. Benle konuşmayacağım mı? Konuşma, yüzüme bakmayacağım mı? Bakma ulan! Niye ulan? Niye, niye? Çünkü dut gibi aşığım sana da ondan. Sevdandan geberiyorum da o yüzden. Sana güvenemem. Ben olsam ben de güvenmem bana zaten. Senden başka sakladığım şeyler de var. Onları duyunca kafayı yiyeceksin biliyorum. Yüzüme bakmayacaksın. Ama umurumda değil. Gülayşe bak ben senden bir şey istemiyorum. Sadece bensiz, mutlu ve güvende olduğuna inanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben artık bu dediğine bile güvenemem. Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Bir şeyi çok merak ediyorum. Sevdiğin kızın hayatını çalan Menderes'i öldürmemeyi nasıl başarıyorsun? Lan başlatma Menderes'ini! Anamın fotoğrafını niye astın panoya? Konuşacağız, konuşacağız. Onu da konuşacağız ama... önce sana bir ev ödevim var Barbar. Bir saat içinde imtihan mekanımıza geliyorsun. Gelirken de şunu bir düşün bakalım. Acaba Çatal Menderes'e senin ondan şüphelendiğini niye söylemedi? Ha? Çatal. Çatal! Ece'li ne kişliyorsun lan? Gördüm Ali, gördüm. Gördüm baş belası kardeşiniz. Tamam. Kapatın. Ahmetleri niye tutukladın? Ne suç işlediler de benimle saklıyorlar? Ayşe ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ya herkesin susmasından bıktım. Karanlıkta tek başıma boğulmaktan yoruldum artık ya. Dur. Bana güzelim deme. Seviyormuş gibi konuşma. İnsan sevdiğinin canını yakmaz. Bak bu söylediğine ayar oluyorum ha. Neyi? Seni sevdiğime inanmıyorsun ya. Ayar oluyorum buna. Uyuz oluyorum. Dur şurada.
Gel buraya. İç şundan biraz. Hadi. Hadi sabır, sakin. Geçti, sakin. Tamam. Gülayşem. Bak bakayım bana iyi misin? Hadi. Bak. İyi miymişim? Yalan yok. Daha yerlerini gördüm. Tamam ağlama artık hadi. Var var. Ben güvendiğim dağlar tek tek yıkılıyor gibi hissediyorum. Önce sen sonra ailem. Ben size yanlış hiçbir şey yapmadım. Neden bana bunu yapıyorsunuz ya? Tamam yapmayacağız. Yapmayacağız daha. Anlatacak mı? Yarın anlatacağım. Her şeyi mi? Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Harbi mi? Harbi. Niye şimdi anlatmıyorsun? Niye yarın yani bugün? Polisler altın gününüz falan mı var? Şşş. Tamam yarın anlatacağım hadi. Hadi arabaya hadi. Gel. Var var. Ha. Hani öğrenci kafayı yiyeceğim dedin ya. Nefret edeceğim mi senden? Etmiyorum zaten. Çok kızdım. Çok kırgınım. Ama nefret etmiyorum. Önce bir öğren her şeyi. Ondan sonra bakarız. Edeceğim, etmeyeceğim. Tamam. Korkmuyor mu? Ödüm kopuyor. Hadi. Geç. Dikkatli sür ha. Müşteri gelmeden Ercan'a mevzuyu anlatalım. Ercan. Ha. Sabit nerede? Yukarı yatırdım. Uyumamış ya sabaha kadar. İyi. O uyurken biz bir konuşalım. Sen bir bırak şunu otur iki dakika. İyi konuşalım. Nizam Eyüboğlu, Riva Park'taymış. Bir Ayşe için geldi. Dün gece Barbar'la ben bir karar verdik diyordum ya. Barbar bugün her şeyi Nizam Eyüboğlu'na anlatacak. Yarın da Gül Ayşe'yle babasını tanıştıracağız. Thank you.
çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hocam. Hayırlı bayramlar kardeşim. Hayırlı bayramlar hocam. Ben 2 saat sonra gelip alırım çocuklara. Tamam. Yusuf Hoca'ya selam söyleyin, olur mu? Aleyküm selam. Baş üstüne. Hadi gelin. Gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. Hacer alayla Hüma abla size çok güzel bayramlıklar almış. Gelin bakalım hadi. Al bakalım. Sen de al. Al ablacığım. Evet. Evet. Ben de. Harun, Yakup. Ne yaptınız? Ha? Gülayşe abla. Barbar abi geldi mi? Sizle gelmeyecek miydi? Hı? Yakup? Camide görmedin mi Barbar abini? Gördüm. Hatta hep birlikte namazdaydık. Hı? Sonra bir anda ortadan kayboldu. Kayıp mı oldu? Ha, kayboldu. Kimsesiz çocuklarla iftarda yapar mıyız? Yaparız tabii, yaparız. Bayram sabahı çardakta denize karşı bayram kahvaltısı da yapar mıyız? Hatta o zaman şöyle yapalım. Ben çocukları bayram namazına götüreyim. Sen de o arada kahvaltıyı hazırlamış ol. Nasıl? Söz mü? Söz. Bir iş çıkmıştır canım benim. Yakup, kızlar yukarıda giyinse sen oğlanları da al alt kattaki odaya getir, kahvaltıya başlayalım. Hadi giysinler bayramlıklarını. Hadi. Hadi gelin, giyinmeye gidiyoruz. Hadi, haydi, giyinmeye gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi. Gel, 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 gel. Hadi. Ayşe, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Geldi. Ya geleceğim tabii. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ben gelmeyeceğim sandım. Çocukça bir his biliyorum ama önüne geçemedim. Sanki bir şey olmuş. Ben yokmuşum gibi. Sanki dünya beni bir yerde unutmuş. Dönüyor gibi. Dünya senin etrafında dönüyor, haberin yok. En azından benim dünyam. Bana pek öyle gelmedi ama. Etrafımda dönüyormuşsun gibi gelmedi. Kaçıyormuşsun gibi geldi. Kaçıyordum. Yani sana anlatmak istediğim şeyi anlatamadım. Yüzüne bakamıyordum o yüzden. Sabit abi, bir iyileşince anlatacağın şey mi? Ben o yüzden geç kaldım. Ya biz Zıpkın'la geliyorduk, Ali aradı. Sonra Zıpkın'ı hastaneye bıraktım, sana söylemeye geldim. Ne? Yoksa? Sabit uyandı. Turp gibi. Şimdi tetkiklerini yapıp gelecek onlar da. Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür.
Barbar. Hı. Ben yine nefes alamıyorum. Ama boş ver. Çok lazım değil sana. Bana senin kokun yeter. Ben sana verdim şu son sözü de tutayım da. Neyi senin en son hayalin onu da gerçekleştireyim. Çocuklarla bayram kahvaltısı yapalım. Sabit de iyileşti. Sonra da şu derdimi anlatırım. Korkma. Sen suç makinesi olsan da ben seni... Şşş. Deme. Önce bir dinle. Sonra dersin. Tamam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Gülayşe. Hayırlı bayramlar. Bu arada yine çok güzel olmuşsun be. Ya. Ya. Hacer hala aldı. Güzel mi? Hacer hala. Şaşırdık mı? Yok. Gülayşe. Biraz da azıcık şundan da ye. Çatalını bulamıyor musun? Hadi gel. Dur bakayım. Bak bunu al. Bu temiz. Al. Al. Var mı çatal eksik olan? Al. Senin de mi eksik? Börek miydin? Yoo. Yürekli bir abi tarafından büyütüldüm. Ya yapma. Benim motor zaten yağ yakıyor an itibariyle. Çok kızgınım Gülayşe. Onu görüyorum.
Zaten kulaklardan duman çıkıyor, renk de kırmızı. Şimdi ben kaçayım, sonra geleyim, konuşalım diyeceğim. Mevzu mühim. Konuşmamız lazım. Konuş. Abi biz... bu çatalın mekandan... Zulasını patlattık. Biraz da para vardı. Ne yaptın, ne yaptın? Almadın değil mi herifin parasını? Almadın değil mi herifin parasını? Bak o paraları yakarım. Ateşine de seni atarım. Aldım. Ama bence yakma. Yazık. Ulan çıldırtma beni. Ne yapacağız? Ha? O aşağılık herifin çocukları dilendirerek kazandığı haram parayı mı yiyeceğiz? Biz yemeyeceğiz. Çatalın dilendirdiği çocuklara yedireceğiz. Ne anlatıyorsun Gülayşe? Ne diyorsun kızım? Senin dediklerini kulağın duyuyor mu lan? Abi diyorum ki çataldan arakladığım parayla çataldan kurtaracağımız çocukları doyuralım. Kurtaracağımız derken? Bak, bunca yıl sizi çataldan korumak için geberdim. Ne için Gülayşe? He? Ne için? Sen çatalı ocağımıza getir diye mi? Abi ben çatalı nasıl getireyim ocağımıza? Çatal bizi... Lan çatalın mekanı bastın. Bir çocuk kaldırdın. Zulasını patlattın. Şimdi diyorsun ki elindeki çocukları kurtaracağım. Lan çatal tezgahını bozanın peşine düşmez mi sanıyorsun sen? Abi... Sakın! Bir daha çatala yaklaşmak yok. Bu çocukları kurtarmayı da aklından çıkaracağım. Harun'u kurtardığım cehennem çukurunu görsem... bunu benden isteyemezdin. Duvarları oraya hapsedilen çocukların çentikleriyle doluydu. Kaç çentik vardı orada sen biliyor musun? 25 çentik vardı. Seni de kilitlemiş. Sen attın o çantikleri. Dışarı çıkma umudu olanlar çantik atar. Ben hiç çantik atmadım. Ablam mı? Ablam mı attı? Dışarıda bıraktığı bebeği onun umuduydu. Çentikleri o attı. İşte o bebek abi. Çatalın elindeki çocukların da umudu olmak istiyor. Beni çöpe atan aileme inat. Beni çöpten alan ailemin yolundan gitmek istiyorum ben. Anladın?
Ben o yol için sevdamdan vazgeçtim. Sen bu şımarıklıkla neyden vazgeçeceksin Gülayşe? Küsür dolardan vazgeçsem olmuyor mu abi? Bir kuruşuna dokunmasam? Bizim gibi sokak çocuklarına yedirsem? Silme gözünün yaşını. Niye ağlattı seni o adam? Gülayşe. Ne dedi de ağlattı seni? Ne yaptı sana? Bana cevap versene, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bizi burada görürse seni daha çok ağlatır. Hadi git buradan. Kim kimi ağlatacak göreceğiz. Hem seni bu hale getirmiş hem de Derya Deniz seyrediyor orada dingil. Ya sana ne? Sana ne? Ne dedim ben sana? Abilerime laf yok dedim. Sen karışma ya. Sana ne? Ya ne kıymetli abilerim varmış be. Hem seni bu hale getiriyorlar, hala onları savunuyorsun bir de. Biz de böyle. Yersen. Tamam. Hadi git şimdi. Demem. En azından şu emaneti vereyim, ondan sonra giderim. Ne emaneti? Gel kendin gör. Azıcık yüzün güler belki. Ne emaneti ya o? Benim yüzümü güldürecekmiş. Sabret. Bir de şu abine verdiğin çantanın içinde ne vardı? Hiç. Hem sana ne ya? Allah Allah. Hiç. Burada bensiz geçirdiği zamanlardan bahsetti. Barbar, ben çok üzüldüm. Ama ailemden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Sonra da annemin fotoğraflarına bakarken seni bekliyordum, uyumuş kalmışım işte. Seninle ilk karşılaştığımız gün. Hani fotoğrafını çalmıştım ya. O gece buraya geldim. Sen
Zaten anlamıştım sen olduğunu hastanede görünce. Ama Bahar ablayla senin fotoğrafını yan yana görünce... Buldum değil mi seni Lara? Sen o yüzden mi benim fotoğrafımı yürütmüştün? Kızdın mı? Kızdım tabii. Ben de adam ilk görüşte bana vuruldu, fotoğrafımı yürüttü falan diye hayaller kuruyorum. Adam barbar. İlk görüşte vuruldu, orası kesin. Ama polis barbar da ne yapsın yani? DNA testi yapıp sen olduğundan emin olmak istedi. Çünkü seni babana götürecektim. Sen DNA testi mi yaptırdın? Hani şu telefoncunun önünde karşılaşmıştık ya. Yavaş! Çarpan sensin. Yok artık. Bilerek çarptın bana. Saçında sakız var dediğinde de... Gülayşe. Hı. Saçında sakız var. Hı? Saçında sakız var. Ya tamam bırak, ben alırım. Ya bir dur tamam. Tamam bırak, ya kızım, ben bir dursana. Alırım. Dursana. Kızım deme bana bırak. Ya bir dur. Ben alırım. Zaten senin elindeydi. DNA testi yaptırmak için tezgah kurdum. Yani olabilir. Başka dökülmen gereken halt yemelerin var mı barbar komiser? Aslında var. Ne var? Otur şuraya. Otur, anlat hadi. Nasıl söyleyeceğim, nasıl anlatacağım? Büyük bir kötülük. Bir vicdansızlık. Bir insanlık suçu. Ne? Amcan. Seni çatana sattı. Muhtemelen seni çöpe atan da karısı Nazmiye'ydi. Senin beşiğinden alıp onlara veren de beni beşiğimden alıp onlara veren de benim adamdı. Telefonda konuştun, tanıştın. Beni bir daha görmek istemezsen anlarım. Haklısın da zaten. Eyvallah.
Biz seninle ikimiz yaralı birer çocuğuz değil mi? Sensin çocuk. Yaraya eyvallah yani. Çocuğa değil öyle mi? Ben bu yaralı adamı çok seviyorum. Anası umurumda değil. Her gün görmek istiyorum. Ayşe. O adam... seni öpecek gibi... Öpülen çıkalım olur mu? Hı hı. Babanın evinde ayıp olur. Lara? Ayşe. Delikanlı, Kütahya Germiyan Vakfı hastanesine götür lan. Tamam. Ali. Ali. Sen de git. Doktor bekleyecek, haberi var. Sağ ol. Zıpkın, gelin arkadan. Tamam abi. Canım. Söyleme canım. Ben bacaklarımı hissetmiyorum. Normal. Normal vuruldum Mercan'ım ama geçecek. Geçecek Mercan. Geçecek Mercan. İyi misin? Gülayşe, Mercan nasıl? İyi olacak. Olacak değil mi Barbar? İyi olacak. İyi olacak tabii. Düzelecek. İyileşecek. Olacak. Geçti. Acar. Heh. Ne var bunların arasında? Bir şey yok abi. Ne olacak? Ben bir şey yoktu. Onun için sallıp duruyorsun. Abim, ekme kurban olayım. Kızın gözümüzün önünde apası vuruldu. O sarılmayacak da kim sarılacak? Barbar. Ateş edeni görebildin mi? Göremedim. Yaraladım ama kaçtı.
Hadi hastaneye gidelim biz de, hadi. Tamam abiciğim. Dima uyuyor. Onu bir uyandırayım ben. Zıpkın. Şimdi ekipler gelecek. Dima'yı alıp çocuk şubeye götürecekler. Sonra ben getiririm yanınıza, olur mu? Ben ablama birkaç parça eşya alıp geliyorum, tamam. Öyle bir şey olmayacak. Hastanede gitmeyeceksin, burada da kalmayacaksın. Evine götüreceğim ben seni. Ne? Abicim. Abicim arabaya bin. Ben Mercan için bir şeyler alacağım şimdi. Bana bak. Kızımı bir yere götürmeye kalkarsan torunları yakarım. Kira kontratı zaten bizde. Başınızı sokacak yuvanız kalmaz. Sen kimin yuvasını kimden alıyorsun lan? Ha? Sen kimin evini yıkıyorsun ya? Ha? Sen kimin evini başına yıkıyorsun sen? Ha? Kimin evini yıkıyorsun sen ya? Bir şey söylersin ya. Can güvenliğin tehlikedeyse söylemekle kalmam, yaparım da. Kızım. Benim güzel kızım. Bu bana haklı ya. Bak bu avan vuruldu, onun yerine sen de vurulabilirdin. Bu bana haklı. Arbiros. Köşkün etrafına polisleri yığ. Ben kızımı alıp evine götürüyorum. Belli sen özlemişsin. Bari inşaat halini gör de hayallerinden vazgeçme dedim. Ben vazgeçsem de sen yapmaya adam sözü verdin ama, ne haber? İnanıyor musun sözümü tutacağıma? Sözümü tutmak için her şeyi yapacağına inanıyorum. Bu yüzden hayallerim gerçekleşmese de sen sözünü tutan adam olacaksın. Koy onları kenara. Ya koy hadi. Tut hadi. Verdiği sözleri tutabiliyor muymuş, tutamıyor muymuş? Kızın hayallerini gerçekleştirebiliyor muymuş, gerçekleştiremiyor muymuş? Bitmiş.
Bir dakika. Sanki senin bir hayalin daha vardı. Neydi o ya? Zümrüt'ün yerinizi çatala söylememesi, değil mi? Sakın ondan. Onu da hallettim. Zümrüt asla yerinizi çatala falan söylemeyecek. Yerinizi söylemeye bırak, karşınıza bile çıkamayacak o. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Çatal ateş kuşlarının yerini bulamayacak mı? Bulamayacak. Ama şimdi sorma, sonra anlatacağım. Tamam? Zümrüt bizi burada barındırmaz ki. Burası onun yeri. Yani sence ben böyle bir detayı atlamış mıyımdır? Atlamadım tabii ki, onu da hallettim. Ama ya bir sürü kağıt kürek şimdi anlattırma bana. Nasıl yani ya? Bir dakika, sen şimdi yuvanıza geri dönebilirsiniz mi diyor? Bak, döndüm bile. Yüzün gülsün istiyor. Hiç üzülme. Harbi mi diyorsun? Harbi diyor. Bir dakika. Senin bir tane daha hayalin vardı. Sıradaki neydi? Sokak çocuklarıyla iftar yapmak. Barbar sakın. Onun da mı? Aileler nerede? Geliyorlar. Yapma ya. Korktuysan Yakup da sen ne olsun? 2'ye 1 hadi.
Ne korkacağım ya senden acaba? Ha? Ne oluyor, ne oluyor? Çok iddialı sözler. Bir dakika, maçı ben başlatacağım, bir saniye. Evet, 3, 2, 1, boks! Hadi. Bastır onu. Hadi Gülayşe Hanım, hadi. Sayın seyirciler, hadi hadi bakalım, var var. Gülayşe'nin babası televizyondaydı. Gördü mü Gülayşe? Gördü. Ben kapattım, hemen kapattım. Gülayşe aç dedi. Kızını arayan babayı izleyelim dedi. Ben kapattım, açmadım. Abim, bir sakin ol. Tamam. Gülayşe bir tek babasını mı gördü? Annesinin fotoğrafını gördü mü? Görmedi, ben kapattım. Ali kapattım, görseydi. Görseydi giderdi. Ali. Gülayşe gitmesin. Bu bizim. Biz onu koruyoruz. Seviyoruz, bakıyoruz. Ne olur Gülayşe gitmesin. Ne oluyor? Oha! Hadi be! Ev bitmiş. Hadi! Hadi! Adınız! Bastırmadınız! Tunalı kazandı ya. Ya haksızlık bu bir kere ya. Olmaz, Allah Allah. Yapma ya. Oo, çamuru yatacaksan baştan söyleseydin. 3-1 ya, 3-1. Sensin be çamur. Allah Allah. Sert sözler geldi. Ana küstü. Oo, Allah küstü. Allah ya. Küstü. Küsmedim, ne küseceğim Allah. Artık ölsem de gam yemem var ya. Hem evimizdeyiz artık. Hem yine bir aradayız. Ya huyu bitmiş. Yusuf Hoca burada. Çocuklar burada. Neler oluyor? Bir anlat. Abi Barbar eve bitirmiş. Ben de onun arkadaşlarına iftar yapacağım diye geldim buraya. Ama işte çocukları getirmiş Yusuf Hoca'nın barınağındaki çocuklar. Eşyalarımızı dizmiş, öyle sürpriz yaptı. İşte güzel olmuş mu, beğendin mi? Mavilim, mavi şelim, mavilim, mavi şelim, tenhada buluşalım mavilim. Asacığım. Nasıl durumlar? Etrafta şüpheli bir hareket var mı? Yok. Sende durumlar ne? İşler planladığımız gibi gidiyor. Hakim çatanın ifadesini yeterli buldu. Menderes Eyüboğlu için gözaltı kararı çıkardım. Çok iyi. Tamam, çıkıyorum ben. Gidip alayım şunu. Sen gitme. Ben ekip yolluyorum. Ya niye ben giderim? Barbar saçmalama.
Adam peşine tetikçi takmış. Bu olay çözülene kadar sana aktif görev falan yok. Sara bak abi. Az önce mesai saati başladı. Sare'yi de abiliği de unut. Şu an savcın var karşında ve seni aktif görevden aldı. Ya. Ayşe, uyuyor muydun? Yok. Geleyim mi Destur var mı? Var tabii gel. Gel. Hiç uyuyamadın değil mi? Yok. Otursana. Hadi sen hazırlan, abinleri de bekletmeyelim. Ben arabadayım. Gülayşe kararını verdi. Bilmiyorum Sabit. Ben arabada bekliyorum, siz gelirsiniz hadi. Gülayşe kararını verdi mi? Kimle kalacaksın? Hacer Hanım, hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. Kızım. Pek alışık değilim de ben. Rahat ol kızım. Rahat ol. Gel bakayım. Ne garip. Bu şehirde yaşıyor mu? Şehre ilk defa buradan bakıyor. Gel kızım. Sağ ol. Efendim hemen menü getireyim. Yok. Sen bize menü falan getirme. Ev mi masamız şöyle prenseslere layık bir donat bakalım. Ev mi bak. Masada kuş sütü eksik kalırsa darılırım ona göre. Anladım efendim. Hemen getiriyorum.
Sabit nasıl? İyi mi? Genel sağlığı iyi. Ama azıcık hafıza kaybı yaşıyor. Azıcık hafıza kaybı nasıl oluyormuş? Retrognaf amnezi mi ne diyorlarmış? Mete abi sen gelmeden hemen önce geldi aldı Sabit abi. Doktora götürecek, uzmanlara soracakmış da. İşte bazı kafa travmalarında hastanın beyni kazadan birkaç gün öncesini, birkaç hafta öncesini silebiliyormuş, öyle diyorlar. Ah kıyamam. Sabit'i de öyle mi olmuş? Hmm. Ben yılbaşından hemen önce bıçaklanmıştım Sabit abi. Bıçaklandın mı sen? Ama önemli bir şey değil de Sabit abim ondan sonrasını hatırlamıyor işte. Kız kızım, bıçaklanmak önemsiz olur mu hiç? Ne diyorlar? Senin hiç sahip çıkanın, koruyanın, kollayanın yok mu? Hadi abilerini geçtim. Bizim bu Barbaros ne diyordu o sırada? Biz daha tanışmamıştık. O gün tanıştık. Olsun. Karnım tutuyordun ya. Hasta mısın? Yoksa yaralandın mı? Düştüm ben. Bir demir, bir çubuk sen konuş lan tam benim düştüğüm yere, beni şişle. Demir çubuk. Seni şişledi. Doğum gününü ayıp etmiş şerefsiz. Hı? Doğum günün değil mi senin? Pasta, mumlar, 23 yaş falan. Hı. Evet, doğum günü. Hayırlı seneler o zaman. Teşekkürler. Kızım. İyi mi? Em bak, yüzün gülüyor em, gözüm ağlıyor ya. Ne etti bu Barbaros üstü mü senin? Aha. Bak, kulakları çınladı. Arıyor, Barbaros arıyor. Ben bir lavaboya gideyim. Ya Hacer Ağam, ne yapıyorsun sen ya? Gül Ayşe'yi alıp gitmek ne demek? Beni bak, sinkaflı konuşacağım şimdi ha. Yeğenim o benim, alırım da giderim de. Ya sabır. Bak dün gece Nizam amcayı üstüme saldın, şimdi de Gül Ayşe'yi alıp gitmişsin. Ne yapıyorsun sen? Ah, tövbe estağfurullah. Kim salmış abim üstüne? Etme. Etme, ben seni bilmiyor musun? 23 yıllık dosyaya konulan gizlilik kararını öğrenmek için mi avukatını yolladın Adliye'ye? Ne yaptın? He. Azıcık öyle şeyler etmiş olabilirim. Ne edecektim? Abimin yüzüne bakıp susup oturacak mıydık? Yalnız ateş kuşları konuşursa kimsenin yüzüne bakamazlar ha. Sakin. Bak, Hacer Ağam. Ateşle oynuyorsun, oynama. Barbaros. Ben ateşle de oynarım. Bak,
elimi önce Gor'a sokarım. Sonra Gar'a sokarım. Buz gibi soğudurum kendimi. Yanan sen olursun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle demeyen de. Davul bizim boynumuzda asılı tokmak senin elinde olmaz. Sabit iyileşsin diye bekledim. Kızı yılbaşından beri tanıyormuşum. Ne çekin? Öbürü yılbaşını bekleyecektim. Saatin doldu. O mu söyledin ne zaman tanıştığımızı? İyi mi o? Adını duyduğumda gürültü yaşarıyor. Ne ettin lan? Üzdün mü yeğenimi? Polis olduğumu söyledim. Oh! Pek iyi etmiş. Aferin sana. Bir an evvel bitsin bu gönül maceranız. Yoksa sonrasında ikiniz daha çok üzüleceğiniz. Tamam maceram, tamam. Sen bir şey söyleme daha fazla. Zaten dağıldı. Ortalarda da çok gezinme. Senin dağıttıklarını babasının kucağında topla. Sen merak etme. Sen git polisliğini et. Benim de yeğenimle nelerde gezeceğimi, neler söyleyeceğimi karışma. Estağfurullah. Senin bu savunduğun adam çocuk hırsızı. Katil bu, katil. Oğlunu öldürmeye çalıştı. Genç bir kadını sakat bıraktı bu. Sen kimi koruyorsun ana? Sen kimi koruyorsun? Tamam. Abla, tamam. Kusura bakmayın. Çocuklar, sorun yok. Kusura bakma abla. Barbar. Ne oldu suratına, iyi misin? Barbar Menderes ölmüş. Ne? Naz söyledi. Geldi üstüme saldırdı. Abini öldürmüş dedi. Sana mı saldırdı? İyiyiz biz, merak etme. Tamam. Sabit'i de al hemen bebek odasına çıkın. Arkadan da kilitleyin kapıyı çabuk. Öldüreceğim evini sen! Ne diyor ya? Lan takıl için abine mi şikayet ediyorsun ya? Ya yeter ama. Gülayşe, ne oluyor orada? Hala! Kurbanın nevesi ve Nazmiye! Hepiniz öldürdünüz! Hala tut şunu Sabit abi, yürü! Yürü! Gülayşe hemen yukarı çıkın, kapıyı kilitleyin. Manyak kadın delirmiş. Sabit'i de al, yukarı çık. Yok, iyiyiz, tamam çıkıyoruz şimdi, merak etme. Merak etme. Kapatma telefonu, çıkana kadar bakacağım. Kapatma. Hadi çıkın çabuk. Dedim tamam. Tamam iyiyiz. Nasıl oldu Gülayşen? Baştan anlat her şeyi. Mercan ablamla bahçede görüntülü konuşuyordum. Sonra bu geldi. Delirmiş gibi bana saldırdı. Menderes öldü dedi. Abin öldürdü dedi. Hepinizi öldüreceğim dedi. Çıldırmış gibi saldırdı bana. Sonra ben onu zapt ettim. Haceralıları çağırdı. Sonra da seni aradım işte. İyi yaptın. İyi yaptın bir tanem. İyi yaptın Gülayşen. Barbar. Bak. Ya nöbetçi mahkeme tutuklamadı mı? Bu nasıl öldürüldü? Henüz bilmiyorum nasıl öldürüldüğünü ama öğreneceğim. Tutuklanmadı. Ananla çatal hakkında ifade vermedi. Suçu üstlendiler. Menderes taklandı. Ne? Niye? Bilmiyorum Gülayşen, bilmiyorum ama öğreneceğim. Barbar. Abimi öldürmemiştir, biliyorsun değil mi? Bu Naz denen kadın hangi abimden bahsetti bilmiyorum ama Ali abim yapmaz. Zıpkın abim de yapmaz. Tamam Gülayşe, tamam. Şşş, sakin ol, ağlama. Ağlama Gülayşe.
Bak her şeyi halledeceğiz, her şeyi öğreneceğiz, tamam mı? Çıkmayın o odadan. Ben gelene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Cemal oralarda, ben haber vereceğim Cemal'e. Ben de en kısa sürede yanınızda olacağım, tamam? Tamam tamam, iyiyiz. İyiyim, iyiyim. Merak etme, iyiyiz değil mi Sabit abi? Ya bak, iyiyiz, gördün mü? Tamam güzel, tamam. Hadi. Tamam. Sabit abi, bir şey olmayacak. Tamam. Bir şey olmayacak, merak etme. Hadi gel, gel otur. Otur. Arkadaşın hanımı falan var mı? Rahatsız olmasın. Arkadaşımın hanımı mı? Hadi yürüyün. Gelin, gelin. Ne haber? Girin. Hadi geçin. Gel sen. Ayakkabıyla girecekseniz galoş giyebilirsiniz. Ben çıkarırım. İyi, terlik getireyim. Temizlik hastası da kendisi, o yüzden ya. Teşekkürler. Gül Ayşe ben bu arada, memnun oldum. Sare. Bu da abim Sabit. Sabit'in böyle tokalaşma falan sevmez. İyi, ben de sevmem. Hadi geçin içeri, buyurun. Gelin. Hadi geçin. Hadi geç Sabit. Yabancının evi değil burası, gel. Buyurun, oturun. Otur, otur Sabit abi. Otur. Nasılsınız? İyiyiz. Kusura bakma, seni de rahatsız ettik. Yok canım, ne rahatsızlığı. Çay demlemiştim ben. Siz rahatınıza bakın, Barbar sen bir gel bana yardım et istersen. Gel. Geliyorum. Aşk mı büyük? Yoksa kardeş sevgisi mi? Bilmem. Kardeş sevgisi yumuşacık. Aşk şiddetli. Hı hı. Kardeş sevgisi inanç dolu. Hı hı. Aşk şüpheci. Kardeş sevgisi huzur veriyor. Aşk huzursuz ediyor. O zaman aşk şiddetli, şüpheci, huzursuz. Huzursuz. Hı? Sare huzursuz aşk gibi. Ne gibi? Sen dedin. Aşk huzursuz dedin. Sare huzursuz, aşk gibi. Şimdi ben de huzursuz Sabit abi. Çay bahane değil mi? Niye aldı gitti Barbara içeri? Oo, aşk şüpheci. Azıcık insan gibi davranamıyorsun değil mi? Başlatma insanlığına Barbara Allah aşkına. Bu kızın davasına bakıyorum ben. Niye tutup buraya getiriyorsun oğlum? Niye yakınlık kurduruyorsun benimle? Vallahi ya kızım, telefonda konuşmadık mı seninle?
Gülayşe'nin sakin sakin düşünmesi gerekiyor. Şimdilik bilmiyor ateş kuşlarını mı seçecek, babasını mı seçecek. Hem Menderes peşimde tetikçi takmışken ne yapaydım? Kızla otele mi gideydim? Dışarıda mı gezeydim? Beni vurmaya çalışırken Gülayşe'yi vursa ne olacak? Ha? Amma kafa ütüledin ya. Bana bak, bana böğürme komiser. Abisini de tutup getirmişsin zaten. Bu adam benim tanık listemde ya. Oldu olacak suç makinesi abilerini de getirseydin buraya. Yani şu savcı zareyi bırakamadın değil mi adliyede? Sen bırakmışsın ya, yetmez mi? Acaba üstün olan savcının evine dava konularını getirdiğini duyunca amirin ne der komiserim? Sare. Bak bana rütbe kasma. Alırım aklını. Gülayşe'ye de düzgün davran. Biraz gül. Tamam be üf.